2015'te sığınma başvurusu yapan Afgan sayısı bir önceki yıla göre 4'e katlandı ve şiddet olaylarında artış görüldü. Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afgan sayısının gelecek ay veya yıllarda artmasını bekleyebilir miyiz? Bildiğimiz kadarıyla devam eden çatışma ve birkaç farklı faktör Afganları bazı bölgelerden itmeye devam edecek. Bazı bölge ve alanlar Taliban tarafından geri alındı. Ayrıca çok cana mal olan bombalı saldırılar ve suikastler de arttı. Uluslararası camia ülkede savaş ortamı olmadığında ısrarcı olsa da istikrarsızlık büyüyerek devam ediyor. Ayrıca Afganların üzerinde büyük baskı olan yerler var. Bunlardan en önemlileri binlerce mültecinin yaşama tutunmaya çalıştığı Pakistan'da aşiret kontrolündeki istikrarsız alanlar. İran'da binlerce, belki milyonu bulan sayıda Afgan mülteci yaşıyor ve bunların çoğu yakın zamanda artan şiddet olaylarından kaçtı. Ancak İran'ın IŞİD'e karşı savaşmaları için erkeklere baskı yapmasının ardından bu ailelerin çoğunun Türkiye'ye ve Yunanistan'a yeniden göç ettiğini de biliyoruz. Bunun anlamı Afganlar farklı yönlerden gelen yoğun baskı altında. Afganların etiketlendiği ve tehlike altında olduğu yerlerden ayrılmak istemelerini beklemek durumundayız. Bu travma da çatışma devam ettikçe sürecek. Somut bir rakam söylemek çok zor. Fakat bunun Avrupa için giderek büyüyen bir sorun olacağını biliyoruz. Bu olaylardan etkilenen ülkelerde ki istikrarsızlık sürdükçe rakamlar da büyümeye devam edecek. Afganlar Avrupa'nın sığınma hakkı verdiği başvuru listesinin en altında bulunuyor. Afganistan'da çalışmalar arttığına göre Avrupa bu politikasını değiştirir mi? Bugün tartışmamız gereken asıl fikir, ülkeye gönüllü olarak geri gitmek isteyen Afganların doğru şartlar içinde dönebilmesi. Avrupa'nın yapmak istediği ve desteklediği bu. Fakat gönüllü dönüş fikri çok anlamsız. Çünkü kamplarda veya Yunanistan'daki noktalarda aylardır kötü şartlarda bekleyen çok sayıda Afgan bulunuyor. Ancak bulundukları yerlerde kendileri için bir gelecek olmadığından Afganlar evlerine dönmekten başkası seçenek göremiyor. Avrupa, Afganları korumak için kapasitesini arttırmalı. Sayın Ambrosi, Yunanistan'daki gönüllü geri gönderme işine Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği üstleniyor ve biz de haberimizde bu seçeneği değerlendiren Afgan ailelerle görüştük. Peki sizce bu mülteciler gerçekten geri dönmek istiyor mu? Avrupa'nın Afganlar ve şu an için öncelikli olarak düşünülmeyen uluslar için koruma sağlama sorumluluğunu genişletmesi gerektiğine katılıyorum. Suriyeli sığınmacılara, Eritrelilerden, Afganlardan veya başka ülkelerden gelenlere göre farklı davranıldığı da çok açık. Ancak bize gelip evlerine dönmek için yardım isteyenlerin varlığı da bir realite. Gönüllü geri gönderme çok dikkatli yapıldı. İnsanları hemen Afganistan'ın herhangi bir yerine göndermiyoruz. Güvenlik ve diğer riskleri çok ciddiye alıyoruz. Fakat her şeye karşın, Afgan mültecilerin Avrupa'ya göç sürecini terk edip dönmeye karar verdikleri birçok durumda mevcut. Les projets de migration qu'ils ont entamés.